Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Bu yaz döneminde yapılan tüm transferleri gözünüzün önünden geçirin. Hatta son yılları, hatta son 20 yılı. Yıldız oyuncu furyası bu sezonda da devam etti. Mertens, Delali, Torreira, Mark Bartra derken belki de bu isimlerin de zirvesinde yer alabilecek biri geldi. Dünyanın en popüler futbolcularından biri Mauro Icardi Galatasaray'ın yeni çileği oldu. Üstelik birçok yıldız gibi 33-34 yaşında değil, 29 yaşında geldi. Peki özel hayatıyla gündemden hiç düşmeyen, Inter'in kaptanlığını yapıp 100 milyon euro değere ulaşan, iki kez Serie A'nın gol krallığını yaşayan ve yıldızlar karması PSG'nin forvet olan Icardi aslında kim? Elektroniğin yıldızı MediaMarkt'la onu tüm yönleriyle ele aldığımız bol bonuslu 100 saniye videosu başlıyor. Mauro Emanuel Icardi Rivero, 1993 yılında Messi'nin de doğduğu şehir olan Rosario'da doğdu. Messi'nin yetiştiği topraklar Icardi'ye de yaramıştı. Zaten kaderleri de benzeyecekti. Ülkesinin amatör kulüplerinde futbola başlayan Icardi, tıpkı Messi gibi Barcelona'nın La Masia scoutları tarafından keşfedildi. 2008 yılında adım attığı Barça'da istenilen sıçrayışı gerçekleştiremedi. 2 sezonunu alt yaş gruplarında geçirdikten sonra 300 bin euro bonservisle 2011 yılında Sampdoria'nın yolunu tuttu. Sampdoria'da 72 kez forma giyip 41 kez gol attı. Bu istatistiklerde Inter'e transfer olması için yeterliydi. 2013 yazında 13 milyon euro bedelle Inter'in yolunu tuttu ve esas macera burada başladı. Tam 6 yıl formasını giydiği Inter'le 219 maça çıktı ve 124 gol atıp 29 asist kaydetti. Hem kaptanlık sorumluluğu hem de takımın yükü onun omuzlarındaydı. Artık İtalya'da da süperstar olarak lanse ediliyordu. Popülerliği futbolun dışına çıkmıştı. Hatta yaşadığı bir olay Dünya Magazini'nin odağında yer aldı. O dönem takım arkadaşı Maxi Lopez'le evli olan top model Wanda Nara boşanmasının hemen ardından Icardi ile evlenmiş, haliyle de ortalık bir hayli karışmıştı. Bu ilginç olayı eğer isterseniz ayrı bir videoda detaylı olarak anlatabiliriz. Şimdi konumuza geri dönelim. Wanda Nara ile evlenmesinin ardından İtalya'da istenmeyen adam haline gelen Icardi önce PSG'ye kiralık olarak transfer oldu. Ardından da 50 milyon euro bonservis bedeliyle Paris ekibine katıldı. Özellikle Messi'nin gelişi ve Mbappe'nin harika performansıyla ikinci plana düştü. Icardi her şeye rağmen fena bir performans göstermedi. Paris formasıyla 92 kez maça çıkıp 38 gol attı ve 10 da asist yaptı. Son 10 yılda Avrupa liglerinde en çok gol atan futbolcuların arasında yer alan Icardi'nin bireysel özelliklerine bakacak olursak kendisi her Arjantinli hücum futbolcusu gibi çok teknik. Ondan bir 10 numara gibi yaratıcılıklar, ara pasları hatta çalımlar bekleyebiliriz. Rakip eksilten, topu hem ayağına hem de önüne isteyen çok skorer bir forvet. Yani tüm 10 numara meziyetlerine sahip komple bir forvet diyebiliriz ve hatta onu abisi Agüero'ya da ciddi şekilde benzetebiliriz. Inter'de 2014 ve 2019 yılları arasındaki performanslarına baktığımızda her sezon en az 16 gol, maksimum da 29 gol attı. 2 kez gol kralı oldu, hatta 2018 yılında İtalya'da yılın futbolcusu bile seçildi. Paris'teki ilk sezonunda da 20 gol atmayı ihmal etmedi. Özetle Icardi kesinlikle istikrarlı bir forvet. Az forvet olduğunda rahatlıkla skor yapabiliyor. Galatasaray'daki tahmini oyuna bakacak olursak Okan Hoca onu farklı versiyonlarda kullanabilir. Icardi yapısı gereği her formasyonda kendine yer bulabilecek mobil bir forvet. Mertens'in de 10 numara ve hatta kanatta oynayabildiğini, sık sık alan değiştirdiğini düşünürsek Galatasaray hücum hattı son yıllarda olmadığı kadar hareketli olacak. Özellikle iç saha maçlarında Icardi, Seferovic, Mertens üçlüsünü aynı anda sahada görmemiz de muhtemel. Seferovic'in sırtı dönük oyunu, Icardi'nin dikine giden hücum anlayışı ve Mertens'in oyun zekası açık oynayan rakipler karşısında ilginç skorlara imza atabilir. Peki eli avuca sığmayan özellikleriyle dünyanın sayılı golcülerinden biri olan Icardi ne oldu da ligimize geliyor? PSG şüphesiz dünyanın en ihtişamlı ve egolu kadrosuna sahip. Öyle ki Messi ve Mbappe kavgası bile sürüyor. Icardi her ne kadar geçen sezon 30 maça çıksa da bu maçların çoğunda yedek başladı ve sonradan oyuna girdi. En önemlisi büyük maçlarda ve özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında tercih edilmedi. Bu durumda Icardi ayarında bir süper yıldızın katlanabileceği bir şey değil. Icardi bu yaz sonunda takımdan ayrılmak istediğini söyledi ancak Avrupa'nın diğer büyük kulüpleri PSG'den aldığı 8 milyon euro maaş seviyesine çıkamadı.
Bu sebeple de Icardi için sadece kiralık formülü masada kaldı. Transferin Avrupa'da kapanmasının son günlerinde de olunca kiralık tekliflerden en öne çıkan Galatasaray'a aitti. Arjantin'de yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmayı isteyen Icardi kendisine direkt 11 sözü veren Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Transferin maddi tarafında 8 milyon euro civarındaki maaşın 5 milyonlu PSG'nin ödeyeceğini söyleyelim. Bu oldukça karlı bir madde. Ayrıca PSG'nin 30 milyon euro satın alma opsiyonu koyalım teklifini de Galatasaray'ın reddettiği söyleniyor. Peki siz Icardi transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce katkı sağlayacak mı yoksa yeni sansasyonlarla takımına geri mi dönecek? Yorumlarınızı belirtmeyi, abone olmayı ve bizleri Instagram'dan ziyaret etmeyi unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.